Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkamda makyajlı yeni Hyundai i20 var. Teknolojik olarak gelişmiş, görsel olarak da değişmiş ve güvenlik olarak da yenilenmiş bir i20 ile karşı karşıyayız. i20'de arkadaşlar 3 farklı motor seçeneği var. 3 farklı da şanzıman seçeneği var. 3 farklı motorun 3'ü de benzinli. 1.2 başlangıç seçeneğimiz sadece manuel şanzımanla geliyor. Bir üstüne çıktığımızda 1.4 atmosferik, daha önceki kasadan da bildiğimiz motor arkadaşlar var. Tam otomatik şanzımanla geliyor. 6 ileri otomatik şanzıman ve en üstte de arkadaşlar 1.0 turbo 7 ileri DCT, yani çift kavramalı şanzımanla bu aracı satın alabiliyoruz. Jump Style ve Elite olmak üzere yine 3 farklı donanım paketiyle geliyor. Karşımızdaki araç zannedersem en çok satılacak olan versiyon arkadaşlar. 1.4 benzinli otomatik ve Style donanım paketine sahip, yani orta donanımlı araç arkadaşlar. Paketler arasında motor seçeneğine göre bir farklılık yok. 1.2 motoru sadece başlangıç seçeneği olan jump donanımla alıyoruz ve manuel şanzımanla alıyoruz. 1.2 motoru otomatik olarak satın alamıyoruz. Diğer motorları da manuel olarak satın alamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir seçenek var. 3 farklı yeni bir rengimiz var. Yeni renkler eklenmiş. Metalik sarı, gri ve meta mavisi yeni renklerde. Evet, burayı hemen toparlayalım ve ön görünüşten başlayalım. Neler değişmiş arkadaşlar? Full LED farlar Style ve Elite donanımda standart olarak geliyor. Jump donanımda full LED farlarımız gelmiyor arkadaşlar. Farlarımız gayet güzel bir görüntüsü var. Ön tarafta, üstünde de gördüğünüz gibi burada gündüz ledlerimiz var ve etrafı tamamen siyah olarak yapılmış ve tamponun içine doğru tamamen burası da parlak siyah malzemelerle geliyor. Tamponumuzun ön tarafı da tamamen yenilendi. Yeni Elantra'da olduğu gibi arkadaşlar artık Hyundai logomuz tamponun üst kısmına alındı. Pancurumuzun içindeydi. Burada bir değişiklik oldu ön tarafta. Tamponun yan tarafında burada fonksiyonel olan hava girişlerimiz var. Buradan giren hava arkadaşlar hemen lastiklerimize ve oradan da disklerimizin soğumasına da yardımcı oluyor. Hyundai logomuz da kabartmalı şekilde yapılmış arkadaşlar tamponumuzun üst tarafında. Şöyle yavaş yavaş yan tarafa doğru gelelim. Jantlarımız da yenilendi. Jant donanımda 15 jantlar var. Style donanımda 16 jantlar ve Elite donanımda 17 jantlarla geliyor. Jump donanımdaki jantlarımız alışımlı değil. Onlar kapak olarak geliyor. 16 ve 17 jantlar gördüğünüz gibi alışımlı olarak geliyor arkadaşlar. 17 jantlar tabii ki biraz daha ince yanaklı ve daha sportif jantlar var. Bu jantlar da gayet güzel arkadaşlar. 195, 55, 16 ebatında. Jant donanımda çamurluk üzerinde sinyallerimiz. Üst donanıma çıktığınızda sinyaller aynada yanıp sönüyor. Disk frenlerimiz yok. Bu araç atmosferik. Burada bir eksik bilgim var arkadaşlar. Bilenler bunu yorum kısmına yazabilir. 1.0 turbolarda acaba disk frenler standart mı? Onu tam ben de bilemedim arkadaşlar. Onu bilen varsa 1.0 turbolarda disk frenler standart mı? Onu yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben öyle hatırlıyorum. Sanki 1.0'larda da burada disk frenler geliyor. Bağımsız olmayan bir süspansiyon sistemimiz var ki zaten bu araç makyajlı arkadaşlar. Önceki kasayla altyapı olarak herhangi bir değişiklik yok. Burada da yine bir plastik izolasyon malzemesi uygulanmış durumda. Arka tarafa doğru geldiğimde hemen dikkatimi çekenler, bakın burada bir i20 yazımız var. Stop grubumuzda herhangi bir değişiklik yok gibi. Arka tarafın detayı da böyle. Daha çok tampon grubuna doğru değişiklik var. Tampon grubumuz daha bir sportif yapılmış arkadaşlar. Arka sislerimizi de açmıştım. Arka sisler de burada görünüyor. Öndeki buradaki tasarıma benzer bir tasarım var. Difüzör kısmı da böyle gümüş bir parçayla devam edilmiş. İrimizin bagajı hemen göstereyim size. Şöyle hafifçe bir şekilde açılıyor. Tabii ki makyajlı kasa olduğu için bagajda herhangi bir değişiklik yok. 352 litrelik bir hacim var burada arkadaşlar. Burada güzel olan şeyler, bakın buradaki pandizotumuzu hemen buraya içeriye koyabiliyorsunuz. Burada yer aramanıza gerek yok, hemen pandizotu kaldırmak isterseniz. Yangın tüpümüz için burada bir saklama alanımız var. Poşet askılıklarımız var. Jant donanımda yedek lastik gelmiyor. Lastik tamir kitiyle geliyor. Elite ve Style donanımda yedek lastiğimiz var arkadaşlar. Bu araç da LPG uygulanmış. Alan kişi LPG uygulanmasını istemiş. Hemen LPG kitinin, yedek lastiğin yerine koyulmuş arkadaşlar. Ve bakın burada da bir poşet askılığımız var. Aydınlatmamız da burada sarı olarak yanıyor. Jump donanımda tek parça halinde katlanıyor bu arkadaki koltuklar. Elite ve Style donanımda 60'a 40 olarak burası katlanıyor. Böyle bir bilgimiz var arkadaşlar. Arka görüntümüz de bu şekilde. Şimdi ne yapalım? İçe geçelim. İçeride neler değişmiş? Çift renkli yapılmış. Alt taraflar açık renkli, üst taraflar koyu renkli. Bu da iç ambiyansı daha güzel hale getiriyor.
Burada bakın kapı kollarımızda yine burada kaplamalar yapılmış arkadaşlar. Koltuk detayımızı hemen size şöyle yakından göstereyim. Şöyle poşeti biraz yukarı doğru alırsam. Burada bakın şöyle yeni dikişli yeni koltuklarımız. Kumaş detayları var. Jump donanımda sabit başlıklar geliyor. Elit ve Style'de arkadaşlar hareketli 3 başlıkla geliyor burası. Hemen içeri geçeyim. Baş ve diz mesafesini göstereyim. Tabii ki baş ve diz mesafesinde de herhangi bir değişiklik yok. Boyum 1.82. Şöyle 2-3 parmak kadar arkadaşlar baş mesafesi buraya geliyor. Diz mesafesi de gayet iyi burada. 4-5 parmak kadar da diz mesafesi var arkadaşlar. Ön koltuğu ben kendime göre ayarlamıştım. Kendi arkama göre söylüyorum. Burada bir USB tip C'miz var. Bir telefon için yerimiz var arkadaşlar. Herhangi bir eşyayı buraya koyabilirsiniz. Telefonunuzu buraya koyup burada da şarj edebilirsiniz. Şaft yüksekliğimiz neredeyse yok gibi. Bayağı küçük bir yükselti var burada. Hemen şurayı şöyle göstereyim. Bu koltuklar katlanabiliyor. Katlandığında tamamen bagajımız 1165 litreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru bakalım. Hemen burada benim dikkatimi çeken şu aynamızın arkasındaki radarlar arkadaşlar, gözler burada sayısı tamamen artmış durumda. Çünkü güvenlik donanımları tamamen standart hale geldi. Jump donanımında bile bu güvenlik donanımlar arkadaşlar standart olarak satın alıyoruz. Hemen bakın onları daha detaylı ön tarafa doğru geçince göstereceğim size. 3 tane tutamağımız var. Burada elbise askılıklarımız da var. Şoför tarafında sadece bir tutamağımız yok. Şimdi ön tarafa doğru geçeyim. Buranın detaylarını size anlatayım. Bakalım orada ne gibi değişiklikler var. Motor bilgilerini, teknik bilgileri video sonuna doğru anlatacağım. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi arkadaşlar en üst donanım olan Elite donanımda geliyor. Arka tarafta da ön taraf aynı malzemeyle yapılmış. Burada da yine biraz daha yumuşağa yakın sert bir malzeme var arkadaşlar. Nasıl bir deyimse artık yumuşağa yakın sert. Bunu gelip sizin de hissetmeniz gerekiyor bayide. Gelip inceleyebilirsiniz. Bayinin bilgilerini yorum kısmına alt tarafa bırakacağım arkadaşlar. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Elite donanımda bu aralarda böyle sarı detaylar işlenmiş durumda ve ambiyans aydınlatma da yine en üst donanımda geliyor arkadaşlar. Anahtarımızı şöyle göstereyim. Yeni Elantra'da arkadaşlar bu Hyundai logosuna benzer bir anahtarımız vardı. Bunda bir değişiklik yok. Yine eskisi gibi bir anahtarımız var. Hemen takalım ve şöyle göstergelerimizi size göstereyim ve açılışını ama şurada poşet büroyu kapattı. Düşük yakıt seviyesi. Menüler arasında gezersek silecek far, gösterge paneli ayarları, tema A, tema B'ye geçersek renk değişti. Tema C'ye geçersek yine renk değişiyor arkadaşlar. 3 farklı rengi alabiliriz. Mavi, kırmızı ve burada turkuaz bir rengi var. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Silecek far, buzlu yol, karşılama sesleri gibi ayarları mevcut durumda. Aydınlatma kapı, bakın aydınlatmada uzun far zaman ayarı, heba, uzun far asistanı. Gördüğünüz gibi uzun far asistanımız standart hale geldi arkadaşlar. Güvenlik önlemlerinden biri. Başka standart hale gelen şerit takibi, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı, akıllı hız limiti ve ön çarpışma engelleme sistemi arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz radarların ne işe yaradığını bize anlatıyor arkadaşlar. Bunların hepsi bu işe yarıyor ve bu tüm donanımlarda standart oldu. Ve buradaki medya ekranımızda 8 inçlik ekranda yine standart arkadaşlar. Geri görüş kameramızda standart olarak geliyor. Burada diyelim jump donanımı aldığınızda analog bir gösterge, analog bir klima oluyor ve deri direksiyon gelmiyor arkadaşlar. Jump donanımda üst donanıma çıkarsanız anahtarsız giriş geliyor. Burada ambiyans aydınlatmalar geliyor. Ve burada işte kapı içlerinde ve buralarda arkadaşlar sarı detaylar geliyor. Şu gümüş olarak kaplı olan yerler sarı detaylarla geliyor. Şurası da parlak siyah bir malzemeyle kaplanmış durumda. Hemen şu köşeden bir parçasını kaldırsam size hafiften burayı bir göstersem arkadaşlar. Parlak siyah, tekrar kapatırız burayı. Şöyle parlak siyah bir malzeme arkadaşlar. Burası tamamen üstünde de yine bir koruma folyosu var. Şöyle kapatalım, eski haline alalım. Biraz arkadaşlar menüler içerisinde dolaşırsak buradaki yazılım da yenilendi. Yeni bir seriye geçti. Setup'tan menüler arasında gezebiliyoruz. Ekran ayarları, birçok ayarı da ekran koruyucu, dijital saat, analog saat. Buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Farklı farklı seçenekler var. Buraya istediğimiz bir menüyü de atayabiliyoruz. Hem dokunmatik hem de fonksiyonel tuşları olan yine görüntü olarak bir önceki nesle
benzeyen arkadaşlar bir medya ekranımız burada var. Tasarım olarak çok değişiklik olmadı. Dediğim gibi üst donanıma çıktığınızda ambiyans aydınlatmalar ve buradaki sarı detaylar geliyor. Dijital klimamız hemen şuradan şöyle bir açalım, bunu ayarlayabiliyoruz. Hemen fanımız çalıştı. Yön olarak da buradan seçebiliriz. Hızımızı düşürelim. Şuradan da hızımızı düşürelim. Gördüğünüz gibi böyle bir dijital klimamız var. Burada arka tarafta bir tane USB tip C'miz vardı. Ön tarafta da yine bir tip C'miz var. Burada bir tane de tip A'mız var. Çakmaklığımız var, 180 wattlık. Burada bir eşya bölümümüz var. Üst donanıma çıktığınızda kablosuz şarj özelliği de buraya ekleniyor arkadaşlar. Demek ki şuralarda farklı özellikler var. Burada da tuşlar bırakılmış. Ama bu donanımda burada herhangi bir şey yok arkadaşlar. Burada 6 ileri tam otomatik bir şanzımanımız var ve burada da manuel mod olarak da kullanabiliyoruz. Direksiyon arkasında herhangi bir kulakçığımız yok. Şöyle geriye doğru gelirsek burada 2 tane bardaklığımız var. Bardaklığın biri biraz daha küçük, diğeri biraz daha büyük arkadaşlar. Elektrikli bir el freni seçeneğimiz yok. Artık bir sonraki yeni nesilde elektrikli el frenini görmeye başlarız diye düşünüyorum. B segmentine genelde elektrikli el freni henüz bu segmente gelmedi arkadaşlar. Kolçağımız şöyle ileri geri hareket edebiliyor. Arada sanki durmuyor gibi, tamamen uca doğru almamız gerekiyor ve üzeri deri kaplı. Şöyle açtığımızda içi halı kaplı bir kolçak içimizi görüyoruz. El freninin parçası buraya doğru devam ettiği için burada biraz bir yükselti yapıyor arkadaşlar. Torpido gözümüze de şöyle bir bakalım. Amortisörlü olarak açılıyor ve aydınlatmalı. Evet, son olarak bir şey söylemeyi unuttum. Tavan arkadaşlar, sunroof seçeneği sadece elit donanım paketiyle geliyor. Style donanımda ve jump donanımda böyle bir seçenek yok. Onu da hemen en sona ekleyeyim. Bence Hyundai daha önce style donanımda da arkadaşlar bu sunroof'u koyuyordu. Keşke sunroof style donanımda da olsaydı diye düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi hemen yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de tabii ki abone olmayı unutmayın. i20'nin 3 farklı motor seçeneğini söylemiştim video başında. Hemen şimdi onların detaylarını size vereceğim arkadaşlar. 1.2 litrelik başlangıç seçeneğimiz 860 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. 1 milyon 100 bin lira kadar civarı kadar da bu fiyatlar çıkıyor arkadaşlar. Başlangıç seçeneği biraz daha aracı fiyat olarak aşağıda tutabilmek için eklenmiş gibi görünüyor. 6 ileri manuel şanzımanla alıyoruz ve sadece jump donanımla alıyoruz arkadaşlar. Tek seçenek var burada ve tek de manuel seçeneğimiz de bu. Diğer motorları manuel olarak satın alamıyoruz. Bu motor arkadaşlar makyajla beraber geldi ama bir önceki nesil i20'de bu motor seçeneği vardı. i10'dan da bu motor seçeneğini tanıyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal zaten burada Kocaeli fabrikasında hem i10 hem de i20 üretiliyor. Hazır elimizde böyle bir motor var. Bunu da koyalım. Biraz daha aracın fiyatını aşağı çekelim düşüncesiyle de eklenmiş olabilir diye. Bu da benim şahsi düşüncem. Böyle bir şey olmuş olabilir. Bunun detaylarına gelirsek 1.2'lik 4 silindirli bu motor 84 beygir ve 118 Nm tork değerleri sunuyor. 0-100 hızlanması 13.1 saniye arkadaşlar. Maksimum 173 km'de bir hız değeri var. Ortalama yakıt tüketimi de 5.4 litre. 1.4 motorumuz makyajsız versiyonla aynı arkadaşlar. 100 beygir 134 Nm torkla geliyor. 0-100 hızlanması 12.9 saniye. Sadece otomatik şanzımanla alıyoruz. 6 ileri tam otomatik bir şanzımanımız var. Ve 176 km maksimum hız değerleri sunuyor arkadaşlar. 6.7 litrelik de fabrika verisi var. Siz biraz tüp takmaya niyetliyseniz bu motoru almanızda tavsiye var arkadaşlar. 1.0 turbo GDI motor. Bu motor arkadaşlar 100 beygir ve 172 Nm torkla geliyor. 0-100 hızlanması 11.4 saniye. 185 km'lik maksimum hızımız var. 5.8 litrelik de ortalama bir yakıt tüketim verisi var arkadaşlar. Dilim döndüğünce Hyundai i20'yi size anlatmaya çalıştım. Eksik olan kısımlar varsa onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bayiye ulaşmak için alt tarafa hemen iletişim bilgilerini bırakacağım. Oradan da kendilerine ulaşıp araçla ilgili bilgileri alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de tabii ki unutmayın. Yakından kırmızı rengi de göstereyim arkadaşlar. Gün ışığında nasıl görünüyor onu da görmüş olalım. Yine aynı paket videoda gördüğünüz beyaz renkle birebir aynı arkadaşlar. Donanım olarak da motor olarak da birebir aynı, herhangi bir değişiklik yok. Kırmızı rengin ters ışıkla da bu şekilde görünüyor.